Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Pek keyfimiz yok. Yani Galatasaraylılar olarak birazcık üzgünüz. Dün gerçekten çok ilginç bir mücadele oldu. Galatasaray iyi oynadı, bir karşılaşmayı kazanamadı. Tabii dün birazcık beraberliğin de vermiş olduğu üzüntüyle şöyle yayını tekrar izlediğimde bazı oyunculara haksızlık yapmış olduğumu da gördüm. Ama ne olursa olsun kazanılması gereken bir mücadeleydi. Ve galibiyet gelmedi. Bundan dolayı herkes üzgün ve sinirli. Alanyaspor'la olan puan farkı eğer kazanırsa 7'ye çıktı. Fenerbahçe ile olan puan farkı tekrardan 4'e çıktı. Bütün bunları beraber interaktif bir şekilde konuşacağız. Bugün aynı zamanda sevgili arkadaşlar Twitter'dan da yayındayım. Şöyle bakayım, Twitter'da da paylaşım geldi mi? Soruları yalnız YouTube'dan alacağım. YouTube üzerinden gelen soruları daha çok cevaplandıracağım sevgili arkadaşlar. Ama Twitter üzerinden de evet yayındayız şu an. Tweet paylaşım yapılmış. Periskop yani Twitter üzerinden izleyen arkadaşları da yayını beğenirlerse sevinirim. Ayrıca yine Eyüp Yıldız YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum. Arkadaşlar destek olmak için kanala abone olursanız sevinirim. Bakalım bir müddet böyle deneyeceğim. Yani Twitter ve YouTube ortak yayınları yapmaya başladım. Bir müddet böyle gideceğiz. Nasıl olacak göreceğim. İleride tekrardan sadece YouTube'a dönüş yapabiliriz. Sizlerden çok güzel mesajlar var. Mehmet Yıldırım, Donk'un verdiği pası Emre Akbaba vermeliydi. Donk kaçırsa çok kızmazdım, stoper derdim ama Emre'nin kaçırması resmen futbolculuğuna hakaret oldu demiş. Ay Yıldız Albayrak burada, Çeki Bahar burada. Sevgili Erdal Bozkurt yayınımıza geldi. Galatasaray Haber 1905. Herkes burada açıkçası. Beraber yavaş yavaş gündemi konuşmaya başlayalım. Şimdi hemen ben gazete manşetlerini ekrana getireyim. Çok doluyum bu arada, konuşacak çok fazla şeyimiz var. Muğdat Çelik'e yapılanları da bir türlü kabul edemiyorum. Muğdat Çelik dün çok kötü bir performans ortaya koydu. Kabul ediyorum. Ama belge yok, herhangi somut bir delil yok. Ve ilk kez de bir futbolcu eski takımına karşı bu kadar kötü oynamıyor. Hemen bazı algı odakları Muğdat Çelik'le ilgili şike yaptı şeklinde bir takım paylaşımlar yapıyorlar. Türkiye'de bir insanın gururuyla, şerefiyle, namusuyla oynamak işte bu kadar kolay arkadaşlar. Sadece izleyip beğenmediği bir şey üzerinden bunları söyleyebiliyor. Oysa ki geçmişte de birçok futbolcu eski takımlarına karşı böyle berbat performanslar ortaya koymuştu. Muğdat'a yapılanlara çok sinirleniyorum ve Muğdat'la ilgili gelen mesajları da açıkçası böyle bir hani özellikle rakip takım taraftarları yapıyor. Onların holigan kısmı yapıyor. Gerçekten yani üzülerek karşılıyorum. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neyse, şimdi bu konulara geri döneceğiz. Şöyle bir gazete manşetlerine bakalım. Galatasaray'ı Lung durdurdu diye bir manşet var. Hangi gazete bu? Ben buna katılmıyorum bu arada. Yani Lung öyle çok ekstrem kurtarışlar yapmadı. Galatasaray'ın vuruş kalitesi çok kötüydü. Son vuruşlarda çok beceriksizdi. Emre Kılınç, Emre Akbaba, Cagne zaten berbat vuruyor. Bu ligin en kötü santraforlarından biri olabilir Cagne. Vuruşları da berbat. Cagne çok kötüydü. Açıkçası başka kim pozisyona girdi? Feghouli'nin vuruşları da yine berbattı. Ve baktığımızda Galatasaray aslında Lung'un üzerine gönderdiği ekseriyetli topları. Bu nedenle ben Lung'un çok başarılı olduğunu kabul etmiyorum. Sakatlandı çıktı, geçmiş olsun diyelim. Ama çok ekstrem kurtarışlar yapmadı. İsmail Çipe de daha çok üzerine gelen toplar vardı. Onları çıkartmayı başardı. Dün Galatasaraylı futbolcular son toplarda, son vuruşlarda biraz lakayt davrandılar ve çok kötü vuruşlar yaptılar. Ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Açıkçası benim yorumum bu şekilde olacak. Devam edelim. Gazete manşetlerini konuşmaya. Galatasaray'ı Lung durdurdu. Bir birlik bir skor var. Aydın Türkmen test pozitif demiş. Yani Covid-19'un da tabii dünkü puan kaybında bir payı var açıkçası arkadaşlar. Yani Galatasaray Arda Turan'la oynasaydı, Falcao Babel olsaydı veya işte santrafor pozisyonunda en azından biz Falcao'nun o son vuruşlarından faydalanabilseydik çok daha farklı bir karşılaşma olurdu. Ama tabii dün ben de çok üzgün ve sinirliydim.
biraz karamsar bir tablo çizmiş olabilirim ama şunu eklemek istiyorum. Galatasaray'ın kaybetmiş olduğu hiçbir şey yok. Ha, alarm veriyor mu Galatasaray? Veriyor. Çok mu dikkat etmek gerekiyor bu saatten sonra? Evet. Kırmızı alarm pozisyonuna geçilmesi gerekiyor. Birazdan anlatacağım. Ama Galatasaray şampiyonluğu kaybetmiş değil. Galatasaray dün belki de bu sezonun en iyi futbollarından birini ortaya koydu. Topu rakibe vermedi. Rakibe top göstermedi. Bakmayın sen yani. Kalede kalecimiz olsa, Fatih Öztürk değil de Okan Koçuk olsa, o topu çıkarsa bambaşka bir hikayeden bahsediyorduk. O yüzden çok da enseyi karartmamak lazım. Ama acil bir plan yapılması gerekiyor. Devre arasına kadar Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı içerisinde kalması 4-5 puan bandı fena değil ama 8-10 puana doğru giderse sıkıntı olur. Maksimum 4-5 puan geride tamamlayıp devre arasında takviye yapmamız lazım. Eğer bunları yapabilirsek sevgili arkadaşlar, ben şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağımızı, hatta şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Fatih Terim'in açıklamaları bu kadar kolay mı? 10 tane oyuncu değişti. 10 dakika vermemek bu kadar kolay mı demiş. Oyuncu değişiklikleri Duran bayağı da bir sakatlıklar vesaire oldu. Oyun durdu. Sadece 5 dakika uzatıldı. Tamam. Buna ben de tepki gösteriyorum ama hocam yani 90 dakika eline sayısız fırsat geçti. Bunlardan bir tanesini bile golle sonuçlandırsan maçı kazanacaksın. Yani ben uzatmalara kaldığında zaten maçı izlemeyi bıraktım biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 90'ı gördüm. Hemen Radyo Spor'daydım. Bir üst kata kendi masama geçtim yayın yapmak için. Bıraktım. Yani benim için artık orada gol de gelebilirdi. Ekstra bir gol de olabilirdi. Ama ben maçı bıraktım. Ya yani koskoca 90 dakika özellikle ilk yarıda sayısız fırsat buluyorsun. Atsam bunları bambaşka bir şey konuşacağız. Ama atamıyorsun. Atamıyorsun. Ve ligin en zayıf takımlarından biri olan Kayserispor'a puan veriyorsun. Fenerbahçe Kayseri'ye kolay kolay puan vermez. Hele içeride hiç puan vermez. Beşiktaş vermez, Başakşehir vermez, Alanya vermez. Sen gidiyorsun, puan veriyorsun. Galatasaray resmen ayağını sıktı. Ayağımız takıldı, sorumlusu benim. Şenol Güneş'in dün bazı açıklamaları vardı. Fatih Terim'i de hedef aldığı vesaire de söylendi. Fatih Terim de hedefte vardı. Yani özellikle Galatasaraylıların hocanın aldığı maaşla ilgili bir takım eleştiriler yapması, geçmişte Fatih Terim'e yapılan tavrı Şenol Güneş'e yapması hocayı rahatsız etmiş gözüküyor. Bence de yani buna gerek yok. Yani milli takım teknik direktörü olan isim bu ülke standartlarının çok çok üzerinde bir para alıyor. Ben bakıyorum geçmişte bu Fatih Terim'e yapılıyordu. İşte bilmem kaç milyon euro para alıyor, yazık değil mi milletin parasını. İyi de futbol böyle bir oyun arkadaşlar. Futbolcular inanılmaz paralar kazanıyorlar. Bu ülke gerçekliğinin üzerinde ama bu tüm dünyada böyle. Tüm dünyada sporcular, elit sporcular bu paraları kazanıyorlar veya işte teknik direktörler. Bu ya tüm dünyada bir anlayış değişikliği olacak. Bu arkadaşlar da sporun içerisindeki isimler de daha az kazanacaklar. Ya da biz bunu böyle kabul edeceğiz. Ben Şenol Güneş'in kazandığı paraya kesinlikle ve kesinlikle takılmıyorum. Ama Şenol Güneş'in de milli takımı küme düşürmüşken açıkçası kibirli davranışlardan vazgeçmesi gerekiyor. Çok kibirli davranıyor. Hele yabancı kuralıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar inanılmaz tutarsız. Resmen siyasilerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözcülüğüne soyunuyor. Bunu da doğru bulmuyoruz. Yani hocam sen Beşiktaş'tayken çok kaliteli yabancılarla büyük başarılar elde ettin. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Şimdi sana milli takım teknik direktörlüğü verildi diye neden bu kuralı değiştirmeye çalışıyorsun? Bu kuralı değiştirirsen Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi isimler artık çıkmaz. Türkiye'de kalırlar. Çünkü yabancı sınırlamasını getirdiğin anda Türk oyuncuların fiyatı tavan yapıyor. 500 bin euroya oynayacak oyuncu 2 milyon euro para kazanıyor. Neden Fransa'ya gitsin? Neden İspanya'ya, İtalya'ya gitsin? Çünkü orada o paraları vermiyorlar. Bu kuralı değiştirdiğin anda sen Türk futbolunu baltalarsın ve sen menajer lobisinin, siyasetin baskısına gelip yabancı kuralıyla oynamaya çalışıyorsun. Bırak şu kibiri de birazcık tutarlı davran Şenol hocam yani. Senin en büyük problemin bu. Tutarsızsın hocam.
Ve milli takımı küme düşürdün. Yani başarısız oldun, eleştirileri de kabul etmen gerekiyor Şenol Güneş. Sergen Yalçın kaleci almayacağım demiş. Hatasına devam ediyor. Sergen Yalçın sezon başı bir tane tecrübeli kaleci alsaydı bugün Beşiktaş bambaşka bir noktada olsaydı. Aynı durum. Şu an Galatasaray'ın kalesinde Muslera olsaydı sevgili arkadaşlar, biz geçen sezonu bu kadar kötü bitirmezdik. Biz şu an ben size net konuşayım. Alanya maçını kazanırdık. Dün de Kayserispor'u yenerdik. Yani toplamda kaç? 4 puanımız daha olurdu. En az o da, en az. Bakın, Galatasaray'ın kalesinde Muslera olsaydı kaleci bu kadar önemli işte. Beşiktaş'ta da bu dezavantaj var. Kaleci iyi bir kalecimiz olsaydı, Muslera kalede olsaydı Alanya'yı yenerdik, Kayseri'yi yenerdik. Aklıma gelen yakın tarihte bu. Yani en az 4 puanımız olurdu. Hatta işte Kasımpaşa ile falan da berabere kalırdık. Ama kaleci yok işte. Kaleci olmayınca hikaye bu noktaya doğru gidiyor. Bakalım, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var bu hafta. Ben de heyecanla sonucunu merak ediyorum. Aslan duvara çarptı. Galatasaray adeta tek kale oynadığı maçta 10 kişiyle mücadele eden Kayseri ile bir bir berabere kalarak yarışta yer aldı. Kaçan goller Terim'i çıldırttı. Sadece Fatih Terim'i mi çıldırttı? Hepimizi çıldırttı. Ya ben bu kadar golün kaçtığı yakın tarihte bu kadar etkili oynayıp bu kadar gol kaçırdığımız bir karşılaşma hatırlamıyorum sevgili arkadaşlar. Yani cidden çok sıkıntılı, üzücü bir mücadele oldu bizim için. İlerledik, ilerledik. Ozan Tufan'dan transfer itirafı. Crystal Palace'a benim yerime Sörloth gitti. Mükemmel değiliz ama olacağız. Kaleci transferi istemiyorum. Sergen Yalçın'ın açıklamaları burada da yer almış. Galatasaray 1, Kayserispor 1 maçın sineması denmiş buraya. Yazılar çok küçük, göremiyorum. O yüzden geçiyorum. Kayserispor tüm olumsuzluklara rağmen puanı kaptı. Veya Kapsal iyi oynarken diye bir manşet atmış. Müthiş direniş. Yeni hocası Samet Aybaba ile ilk maçına çıkan Kayserispor 2 sakat verdi. Yarım saatten fazla bir süreyi 10 kişi oynadı. Tek isabetli şutta gol atıp beraberliği aldı. Valla ben mesela Kayserispor taraftarı olsam bu maçta tabii ki de kazanılan bir puana sevinirim ama şunu da bilirim. Şansa puan aldık. Yani Kayserispor taraftarı olsam dün akşamki maçtan sonra şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Çok direndik, iyi direndik, inanılmaz mücadele ettik, Galatasaray'dan puan aldık demem. Şansa puan aldık derim. Dünkü maçın hikayesi budur. Kayseri açısından perspektifi bu olması lazım. Kayseri bu oyunla, ki bu sezon 4 takım küme düşüyor, ligde kalamaz yani. Dün Kayserispor şansa puan almıştır. Ve Galatasaraylı futbolcuların, bazı futbolcuların lakayetliği yüzünden. Yani Emre Akbaba, seni hep burada savunduk. Hep dedik ki yetenek muazzam. İnşallah ayağa kalkacak, güçlenecek. Ama sen daha maçın başında hani güçlüyken o pozisyonları nasıl değerlendiremiyorsun? Nasıl atamıyorsun? Emre Akbaba açıkçası beni şok etti. Penaltı VAR'dan geldi. Muğdat'ın Lines'in bileğine basması VAR'dan kaçmadı. Evet. Muğdat'ı da dün holiganlar linç ettiler. Herhangi somut bir şey yok. Maçta yapılmış bir hata var. Bu hatadan dolayı yok efendim Muğdat şike yaptı. Yok işte Galatasaray şike yaptı şeklinde. Akıldan, izandan yoksun insanlar, tipler bir takım paylaşımlar yaptılar. Ya bu kadar kolay mı ya? Bu kadar kolay mı? İlk defa mı bu iş yaşanıyor? İlk defa mı bir futbolcu eski takımına karşı kötü oynuyor maç içerisinde? Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da bu hiç mi yaşanmadı? Ama böyle nobran bir kitle var arkadaşlar. Sorumsuz bir kitle. Herkesi bir şekilde basit bir şekilde basit bir tavırla yaftalıyorlar. Yani ben Muğdat'ın yerinde olsam bunların hepsine dava açarım. Hepsine dava açarım. Sosyal medyada Muğdat Çelik yazdığınızda ortaya çıkıyor atılan tweetler. Hepsine dava açarım arkadaşlar. Ya kendi kalesine Recep miydi? Beşiktaşlı futbolcu. Voleyle gol atmadı mı ya kendi kafesine? Kendi kafası, kalesine kafayla gol atan futbolcular görmedik mi biz?
He? Futbolcu bu hata yapar ya. Topu tuttuğu halde kendi kalesine bırakan kaleciler gördük biz. Bu kadar kolay mı ya? Yazık cidden yani. Ha ama şöyle oldu. Penaltıya baktılar, penaltı. Penaltıya laf bulamayınca yaptırana baktılar, yapana baktılar. Yazık cidden. Bizim ülkemizden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Benim bakın Fenerbahçeliler veya Beşiktaşlılar bir tane bile böyle bir tweetimi bulamazlar. Yani işte görüyorum bazı gazeteciler Mudat'la ilgili bazı paylaşımlar yapıyorlar, imalarda bulunuyorlar. Benim Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş'la ilgili bir tane böyle tweetimi şike imasında veya oyuncunun sattığı imasında bulunan tweetimi bulamazsınız. Ha şunu derim, penaltı derim, penaltı değil derim, ofsayt derim, faul var yok tartışırız. Ama asla belge yok, bilgi yok, somut bir şey yok. İzlediğim bir şey üzerinden böyle bir insan hakkına girmem ben yani. Hele hani taraftar bunu yapıyor, bunu yapan gazeteciler var ya. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Hiçbir meslek etiği diye bir şeyden haberiniz yok. Nasıl böyle bir paylaşım yapıyorsunuz ya? Sırf tuttuğunuz takımın tribününe oynamak için Muğdat'la ilgili böyle şeyler yazıyorsunuz. Yazık cidden. Ben ama Muğdat'ın yerinde olsam direkt gider dava açarım ve güzel para toplarım. Gerçekten o parayı da gider çocuk esirgeme kurumuna bağışlarım. Emre Akbaba zoru başardı. Emre Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki Galatasaraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasında nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre topu rakibin tam üzerine vurdu. Gol sevinciyle ayağa kalkan Galatasaray yedek kulübesinin hevesi kursağında kaldı. Lines büyük hayal kırıklığı oldu demiş. Ben Lines'i beğendim. Anlamıyorum ki yani. Bence Lines iyiydi yani. Bence Lines gayet başarılıydı arkadaşlar. Ben Lines'i beğendim. Penaltıyı da o yaptırdı zaten. Şimdi şöyle bakıyorum mesajlara. Burcu Cimbom körü körüne holiganlık akla zarar yorumlar. Kasım Gündoğan ben oyunu çok beğendim. Sorun skor üretecek en becerikli oyuncuların aynı zamanda en sorumsuz oyuncular olması ve bunları kontrol edemeyen sayın hocamız. Fakat iyi futbolda hocanın ürünü demiş. Kemal Ayıldız Albayrak, Eyüp abi bu yıl yenilginin tek suçlusu Fatih hocadır. Bahanesi de hakem daha fazla maç uzatması gerekiyormuş. Sabaha kadar maç oynansa maç yine berabere biterdi. Bir de Eyüp abi Donk 10 numara oynayamaz mı? Oynayamaz arkadaşlar ya. Donk 10 numara nasıl oynasın? 10 numara şu an bizim oynayabilecek iki tane futbolcusu var Galatasaray'ın. Bir tanesi Belhanda Covid-19'da oynatamadı Galatasaray. Diğeri de Emre Akbaba. Ha belki Feghouli'yi oraya çekebilir bilemiyorum ama yok yani transfer yapmadılar. Bu yönetimi neden eleştiriyoruz? Ya Fenerbahçe'nin maçını izliyorum. Abi dakika 80 küsür müydü kaçtı? Mert Hakan Yandaş çıkıp Ozan Tufan giriyor ya. Yani Sis de ilk 11'de Samat da yedekte. Ya bizde de tamam santrafor pozisyona baktığında Falcao wow. Dünyanın en iyi santraforlarından biriydi. Veya Cagne. Kağıt üzerinde iyi isimler gibi gözüküyor. Ama ikisi de berbat. Falcao düzenli sakatlanıyor, güçsüz. Cagne'ni zaten bırakın yani bu saatten sonra ben hani Galatasaray seviyesini bırakın. Süper Lig'de herhangi bir takımda santrafor oynayabileceğine inanmıyorum. Kanatlar öyle, orta saha öyle. Yedek yok. Etebo. Etebo'yu bulana çok teşekkür ediyorum yani. Keşke Ndiaye'yi alsaymış Galatasaray. Orada herkes karşı çıktı. Ya Ndiaye mi olacak? Ama tabii biz şey bekliyorduk yani. Çok üst seviye bir orta saha beklediğimiz için. O yüzden Ndiaye'yi beğenmedi insanlar. Ama şöyle sorsalarmış insanlara, halka Ndiaye mi Etebo mu? Ndiaye ya. Ndiaye yarım haliyle bile hani tek bacakla çıksa Etebo'dan daha fazla iş yapabilir yani. Pres Kral Cagne koşmuyor demiş. Burcu Cimbom Belhandasız olmuyormuş. Yerini dolduracak kimse yok maalesef demiş. Halil Ateş Falcao ihtiyaç olduğunda sahada yok. Yani ben de bunu anlatıyorum sevgili arkadaşlar. 3 maç oyna. Onların bir tanesinde gol at. Tam sahaya döndüğünde sonra tekrar sakatlan.
yanlış bir kadro planlaması var. Bizim mutlaka yani Falcao veya Cagne bir tanesinden kurtulmamız gerekiyor devre arasında. Birazdan anlatacağım. Mehmet Yıldırım, eskiden Ahmet Borusov vardı. Bizde onun ismi isim değiştirmiş versiyonu. İkisi de çok kötü demiş. Ahmet Borusov da çok kötüydü. Burcu Cimbom, Etobo topu görünce şok geçiriyor. Dağlara taşlara attı. Pusat Pars, yorum yapıyorum diye engellediniz beni. Şaka mısınız demiş. Engellenmiş olsaydın şu an yorum yapamazdın. Engellenmemişsin demek ki. Gazete manşetlerine geri dönelim. Like'ları çoğaltalım arkadaşlar. Kaç like olmuş? 31 like var. Like sayısını birazcık çoğaltalım. Tamam biliyorum moraliniz bozuk ama çok sevdiğim bir söz vardır. Kazandığımızda sevincimiz, kaybettiğimizde sevgimiz artsın. Yani daha çok sahiplenin tuttuğunuz takıma. Daha çok destek olun. Her zaman başarı olmaz. Arada sıkıntılı, kötü dönemler olur. O dönemlerde takımınıza destek olmanız lazım. Destek olacaksınız, sahip çıkacaksınız, eleştireceksiniz. Eleştiri de olacak ama mutlaka sahip çıkacaksınız. Küsüp gitmek olmaz. Tekrardan ayağa kalkılacak. Kaldı ki kaybedilmiş bir şey yok. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Galatasaray Rizespor'u da deplasmanda yener bu oyunda. Eğer girdiği pozisyonları atarsa göreceksiniz Galatasaray Rizespor deplasmanından elini kolunu sallayarak kazanarak döner arkadaşlar. Rize'den de kazandığımız zaman iş tekrardan eski noktasına, eski motivasyonuna gelir. Peki kendi aranızdaki yazışmaları daha sonra da yazsanız olabilir. Kırgızistan'dan Selam abi demiş. Adını okuyamadım şimdi kardeşimizin. Kırgızistan'a selamlarımızı iletelim. Şöyle bakıyorum. Sevil Kaymak hanımefendi Emre Akbaba ve Cagne'nin bu takımda işi yok demiş. Yani devre arasında Cagne'den kurtulabiliyorsak Cagne'yi gönderip Alexis Sanchez, Oliver Giroud, Jonas Wind bu tarz bir santrafor kadroya katabiliyorsak çok önemli. Bakın mutlaka ve mutlaka Kenan Karaman'ı transfer etmemiz gerekiyor bir kere. Bir tane yerli santrafora ihtiyacımız var. Kenan Karaman'ı alacaksın. Yanına da Falcao Cagne'den bir tanesini gönderip bir tane yabancı santrafor koyarsa Galatasaray santrafor pozisyonunu çözer. Devre arasında benim beklediğim hamleler bunlar. Yani santrafora Kenan Karaman artı bir yabancı santrafor. Bekliyorum yani. Orta sahaya Eto'yu göndermeyi düşünüyormuş. Seri hamlesi gelmesi lazım. Kanada Onyekuru tarzı veya direkt Onyekuru şart. Bu takviyeleri yapmazsa Galatasaray ligin ilk yarısını şampiyonluk yarışı içerisinde tamamlasa bile şampiyon olamaz. Bunu görmek lazım. Başkan Mustafa Cengiz de Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay bu insanlar da Galatasaray'ın kaymağını yiyip Galatasaray üzerinden reklamlarını yapıp Galatasaray'ı bu kadroyla oynatma, bu kadar eksik bir takımla oynatma hakları yok. Ne yapıp edip o transferleri yapacaklar? Yapamıyorlarsa istifa edecekler. İstifa edecekler Galatasaray Divan Kurulu yönetsin. Eğer devre arasında transfer yapamıyorsanız, yapamayacaksanız lütfen çekin gidin bu Galatasaray'dan. Çok net söylüyorum. Bırakın ya Galatasaray kayyum yönetsin. Sizden daha iyi yönetir. Evet. Mehmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Like atalım arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen. İzlenmelerim biraz düştü. Bu beni üzüyor. Desteğinizi bekliyorum. Burada seviyeli, kaliteli bir iş yapıyoruz. Ben tabii ki de Galatasaraylı olduğumu mesleğe başladığım ilk günden beri gururla söyledim. Hiçbir zaman kendimi gizlemedim. Hep başladım bu mesleğe. Radyospor'da ilk program yaptım. Bana soruldu hangi takımı tutuyorsun diye. Galatasaraylıyım dedim. O günden bugüne de her zaman Galatasaraylılığımı söyledim ve gurur duydum bununla. Burada da Galatasaraylılığımızı gizlemeden yine anla açık bir şekilde program yapıyoruz. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar bu takımlara nefret söylemine girmeden, bu takımlara haksızlık yapmadan, saha içerisinde kalarak, bir takım kışkırtıcı yorumlar yapmadan burada ve işte Radyo Spor'da diğer çalıştığım kurumlarda yorum yapıyorum.
Sizlerden de tek isteğim kanala abone olmanız, destek olmanız. Çok sağ olun arkadaşlar. Ay Yıldız Albayrak, Eyüp abi Kerem nasıldı diye sormuş. Valla Kerem oyunu girdi, bir takımı kıpırdattı. Yani Kerem'i de işte Fatih Hoca'nın artık yavaş yavaş oyunu alması lazım. Yani bu çocuk çabuk bir futbolcu. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek bir futbolcu. Bir de sadece kontratak oyununda değil, dar alanda da iyi işler yapabiliyor. Yani dar alanda o çabukluğuyla, dripling ve pas yeteneğiyle Kerem Aktürkoğlu fark yaratabilir sevgili arkadaşlar. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum ama ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğendim. Bence gayet iyi oynadı. Devam edelim. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı soyunma odasında futbolculara seslendi. Bu daha başlangıç demiş hocamız. Peki. Kupada sahne Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Sivas Belediyespor mücadelesi spor severlerin tutkusu A Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 21'deymiş. Bu akşam bir de Şampiyonlar Ligi maçı var. Temsilcimiz Başakşehir'e Manchester United deplasmanında başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla ülkemize dönerler. Tatlı sıkıntı. Ne olduğunu biliyorum. Yani Beşiktaş karşısında Ozan Mert, Caner Novak, Cisse, Samat'la arasında tercih yapacak. Şu lükse bakar mısınız ya? Ben işte Başkan Mustafa Cengiz'i bu sebeple affedemiyorum arkadaşlar. Ozan Mert diyor. Bizde orta saha Belhanda, Emre Akbaba. Belhanda'yı beğenmiyoruz ama şu an takımın en iyisi. Emre Akbaba berbat durumda. Caner Novak Galatasaray'da baktığında mesela sol tarafa baktığında Saracchi sakatlandığı zaman oyuncun yok. Emre Taşdemir'i idare etmeye çalışıyorsun veya Martinez'i o tarafa çekiyorsun. İkinci bir sol bekin yok. Sağ tarafta yok. Santrafor Falcao Cagne, ikisi toplasan bir tane santrafor etmiyor. Yani çok kötü. Hele kanatlar daha da berbat. Fegoli'nin alternatifi yok. Yani Kerem olur mu diye işte tartışıyoruz veya Oğulcan olur mu diye tartışıyoruz. Berbat bir rotasyon, berbat bir kadro kuruldu. 2-3 takviye daha yapılması gerekirken bunu yapamadılar. Galatasaray taraftarını kandırdılar. Galatasaray'da transfer bitmez diye diye 3 ay Galatasaray taraftarını kandırdılar. Basın toplantısında Mensah'ı sorun Abdurrahim Albayrak'a diyordu. Hatırlıyor musunuz? Böyle Başkan Mustafa Cengiz gülerek. Abdurrahim Albayrak'a Mensah'ı sorsanız da diyordu. Ne oldu? Mensah da gelmedi. Mert Hakan Yandaş da gelmedi. Genç futbolcuları bile alamadılar ya. Genç futbolcuları bile 2-3 milyon euro bonservisi olan futbolcuları bile alamadılar yani. Sedat Roni bakın yazmış. Burada ben Fatih Hoca'ya da kızıyorum. Bu mesajı da ekrana getireceğim şimdi. Demiş ki Adem Büyük bu takımda iş yapmaz mıydı? Ya kime güvenerek arkadaşlar Adem Büyük'ü gönderdiniz ya? Adem Büyük ciddi söylüyorum şu takımda belki Falcao ve Cagney'in bile önünde olacaktı yani. Ben Malatya'yı izliyorum. Malatya'da takımın en istekli oyuncusu, en çok saha içerisinde mücadele eden, en çok iş yapan futbolcusu Adem Büyük. Niye sattınız bu Adem Büyük? Çok yanlış. Yani Fatih Hoca'nın da yanlışları var. Burada Fatih Hoca'yı hiç eleştirmiyorsunuz diye bir mesaj gördüm. Ya arkadaşlar, Fatih Hoca'yı biz mi eleştirmiyoruz ya? Biz ya bu kanalda Fatih Hoca eleştiriliyor. Hatta manşetlerim var ya, hoca inadı bırak diye bir sürü manşetim var. Oyuncu değişikliklerinde eleştirdik, başka konularda eleştirdik. Fatih Terim'i eleştiriyoruz. Fatih Terim'in hata yaptığı yerlerde söylüyoruz yani. Kemal Yurtoğlu, Eyüp kardeşim keşke Fener haberlerini değil de sadece bizimle ilgili haberleri okuyup bilgi versen daha iyi olmaz mı? Kemal Bey, şöyle yani bir kez daha sizin vesilenizle açıklayayım. Evet, Galatasaray ağırlıklı bir kanalız. Ben de Galatasaraylıyım. İzleyicilerin %90'ı da Galatasaraylı. Ama rakiplerimizde de neler oluyor? Fenerbahçe'de durum ne? Eksik, sakat, cezalı ne? Orada gelen açıklamalar neler? Beşiktaş'ta yaşananlar neler? Bunları da kısa kısa değiniyoruz arkadaşlar. Yani Galatasaray bu ligde kendiyle mücadele etmiyor ki. Galatasaray Fenerbahçe ile, Beşiktaş'ta, Trabzon'la mücadele ediyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha yani genel bir spor kültürümüz de olsun.
sadece Galatasaray Galatasaray böyle bir yer değil yani. Ama tabii ki de %80 %90 Galatasaray'ı konuşuyoruz. Fenerbahçe haberlerini paylaşıp Fenerbahçe veya Beşiktaş Trabzon'daki haberleri paylaşıp küçük yorumlar yapıyoruz. Bence böyle daha güzel, daha sağlıklı oluyor. Ama eleştiriniz ve öneriniz için çok 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 teşekkür ederim. Miraç Sağlam abi, Abdurrahim Albayrak dün hangi kanalda konuştu, bilgin var mı? Arkadaşlar Abdurrahim Albayrak sadece ve sadece Galatasaray kazandığı zaman konuşur. Son dönemde. Eskiden her zaman konuşuyordu. Abdurrahim Albayrak transfer yapamadığında kaçar. Abdurrahim Albayrak Galatasaray kaybettiğinde kaçar. Abdurrahim Albayrak Hasan Kartal açıklama yaptığında kaçar. Ama Galatasaray kazanmışsa, Galatasaraylılar mutluysa, ortada prim varsa, rant varsa Abdurrahim Albayrak hemen gelir konuşur. Abdurrahim Albayrak böyle. Bakın biz Galatasaray kazansa da buradayız, kaybetse de buradayız. Aslanlar gibi çıktık, programımızı yapıyoruz yani. Her zaman yapıyoruz. Ama Abdurrahim Albayrak iyi günde vardır her zaman. Bak Burcu da olayı çözmüş. Abdurrahim Albayrak dün vın diye yazmış arkadaşlar. Evet, manşetlere bir geri dönelim. Tatlı sıkıntı. Yani şu Fenerbahçe'nin kadro derinliği gerçekten benim bu sezon takdir ettiğim konulardan biri. Ali Koç takımı kurdu be kardeşim. Öyle ya da böyle takımı kurdu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız dedi ve şunu ekledi. Fenerbahçe'ye cevap vereceğiz. Utku'nun mentörü Murat Şahin. Murat Şahin de eski bir kaleci biliyorsunuz. Utku üzerinde o çalışıyormuş. Kesinlikle kaleci almayacağım demiş. Bu Galatasaray için güzel haber. Beşiktaş kaleci almazsa, Utku ve Ersin'e güvenmeye devam ederse belki onları kazanır ilerleyen dönemlerde ama şampiyon olamaz. Benim görüşüm bu yönde. Adem'i eleştirmeye de devam ediyor. Adem Laiç'i basının, medyanın önüne atmaya devam ediyor. Adem önce idman yapsın demiş. Sergen Yalçın'ın yanlışlarından biri bu. Lil'in eli koluyuz. Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı. Helal olsun valla. Mustafa Kapı da burada değil mi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Merih'e nazar değdi. 10 gün uzak kalacak. Merih'le ilgili bir haber var. Orhun Ene imzayı attı. Ah be hocam, Galatasaray'ı kabul etmedin. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım dedin. Milli takıma gittin. Neden Galatasaray'ı geri çevirdin? Camianın sana ihtiyacı vardı. Yanlış yaptım be hocam. Şenol Güneş, ortalığı tozu dumana katıyorlar. Öz eleştiri yapıp gelecek adına ümit dağıtan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli mesajlar verdi. Ben hırsızlık yapmıyorum. Çalıştığımın karşılığını alıyorum. Türk futbolunun en tepesindeyim. Beni paspas yapamazsınız demiş. Yalnız burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Yiğit Bulut sanırım Cumhurbaşkanı'nın danışmanı kendisi. Onunla ilgili Şenol Güneş ekonomiyi batıran adam gelmiş benim maaşımı eleştiriyor şeklinde bir yorum yaptı. Hiçbir gazetede okuyamıyoruz, farkında mısınız? Hiçbir gazetede yazmıyor. Ha şey spor siteleri yazdı. Sosyal medyada paylaşıldı ayrı ama yani adam bu cümleyi kurdu. Dedi ki Türk ekonomisi, ekonomimizi batıran adam gelmiş benim maaşımı konuşuyor dedi. Hiçbir yerde yok ya, garip bir şekilde. Bu hangi gazete? Yazmamış mesela. Neden yazmıyorsunuz ki? Sabah. Ya başınız belaya girmez ya. Bunu siz söylemiyorsunuz. Şenol Güneş söylüyor yani. Çok ilginç. Yazamıyorlar yani. Yok. Görürsem düzelteceğim. Yok işte. Beni kimse paspas yapamaz demiş. Kesmişler o bölümleri. Türk medyası Şenol Güneş'in açıklamalarına sansür getirmiş arkadaşlar. Nerede Yiğit Bulut'la ilgili bölüm? Yok. Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi öncesi sağ bek krizi yaşayan Fenerbahçe teknik heyetine nefes aldırdı. Ben varmışım gibi düşün hocam demiş. Gökhan oynar böyle maçları. Devam edelim. Şöyle. Ömer Üründül, Fatih Terim'in değişiklikleri zarar verdi. Yani Etobo yani takıma girdiği andan itibaren, oyuna girdiği andan itibaren hiçbir şey yapamadı yani.
aldı verdi. Orada birazcık dripling yapacak adam eksiltecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Yani ortalara sürekli Kayserili futbolcular kafa vuruyordu. Galatasaray'ın birazcık böyle dripling yapacak, kafasını kaldırıp pas verecek, alver yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Etobo Galatasaray'ı bozdu. Donk açıklamak çok güç demiş. Kayseri 7 bitirdi. 45 dakikada rekor kırdı Galatasaray. 6 tane net pozisyonu var ya. Galatasaray'ın 6 tane net pozisyonu var. Olmayınca olmuyor abi. Levent Tüzemen futbolun adaletsizliği demiş. Aslan'dan Acı Fren. Cimbom 7 eksikle çıktığı maçta rakip kaleyi abluka altına almasına rağmen ilk yarıda kaleci Lung'u geçemedi. Cagne'nin penaltısıyla öne geçen Sarı Kırmızılar Campagnaro'nun Campagnaro'ya engel olamayınca evinde yara aldı. Ama kaybedilmiş hiçbir şey yok. Yani Galatasaray hala da bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından bir tanesi. En güçlü şampiyonluk adaylarından bir tanesi. O yüzden bitti, gittik, mahvolduk. Sakın bu tarz bir kafa düşünce yapısına girmeyin ve bu tarz yorum yapan insanlardan da uzak durun, izlemeyin. Galatasaray varsa umut vardır. Umut vardır. Önemli olan şu ilk yarıyı yarışın içerisinde tamamlayıp devre arası transfer yapmak. Bir tane yerli santrafor, Kenan Karaman, bir tane yabancı santrafor, bir kanat, bir orta saha. Galatasaray'ı toparlar. Marko'yu satarsan hele veya Luyendama'yı satarsan o zaman elin çok daha rahatlayacak. Evet, Günay gelmiş. Günay'a selam diyelim. İlk yarı en az 3 tane atmalıydık demiş. Yani böyle yapsaydın açıkçası çok daha güzel olacaktı. Kemal Yurtoğlu, Şenol Güneş Millet Açkan bu kadar yüksek maaş almayı hazmedebiliyorsan yazıklar olsun. İşte buna katılmıyorum. Yani aynı tavır Fatih Terim'e de yapıldı arkadaşlar. Vermesinler ya bu paraları. Yani sonuçta milli takım beni çağırsa dese ki Eyüp sana 3 milyon euro vereceğiz. Gel bu milli takımı sen çalıştır dese. Giderim ya. Vermesinler abi. Vermesinler bu paraları. Ayrıca futbol piyasası ha biz diğer muadillerine göre çok büyük bir para mı veriyoruz? Evet bu doğru. Bu doğru. Şenol Güneş'e 1,5 da verebilirsin. 2 de verebilirsin. Ama 3,5 veriyorsun. Bu çok fazla, çok büyük bir para. Daha az verebilirsin. Ama yani millet açken Şenol Güneş bu paraları alıyor vesaire. Bunu doğru bulmuyorum. Bakın bu Fatih Terim'e de yapıldı. Biz yapmayalım en azından ya. Ben Şenol Güneş'i bir yabancı sınırlaması yüzünden eleştiriyorum. Resmen siyasilerin ve federasyonun inanmadığı halde, kendisi farklı düşünüyor bence. İnanmadığı halde resmen federasyonun ve menajer lobisinin, siyasilerin şeyliğini yapıyor. Onların isteğini yerine getiriyor. Başka bir şey söylemeyeyim. Bu konuda eleştiriyorum. İkincisi de ya hocam niye kibirli davranıyorsun? Mütevazi olsana. Başarısız oldun. Başarılı olduğunda hadi tamam kibirli olabilirsin ama başarısız oldun ya. Başarısızsın yani. Milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü. Birazcık eleştiriye açık olsana. Ay Yıldız Albayrak, Eyüp abi bana 5 milyon euro para versinler. Galatasaray'da çok iyi bir kadro kurarım ya da para vermeseler bile bonservissiz bir sürü oyuncu bulurum demiş. Öyle. Yani Alanyaspor'u görüyoruz değil mi arkadaşlar? Alanyaspor'un takım bütçesi ne kadarmış ya? Şuradan bir bakalım. Alanyaspor bu ligin en iyi takımlarından biri, en iyi kadrolarından biri. Ben takım bütçesinin de 15 milyon eurodan fazla olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sizlere bulacağım Alanyaspor'un bütçesini. Alanyaspor örneği var yani. İyi bir kadroyu iyi araştırarak, doğru kararlar vererek kurabiliyorsun. Çok düşük maliyetlere kurabiliyorsun. Şimdi Alanyaspor'u bir bulalım da birazdan aktaracağım size. Mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Like olayını lütfen unutmayın. Bol bol like istiyorum. Belirli aralıklarla sizlere bunu hatırlatıyorum. Like yaparsanız sevinirim. Şu Alanyaspor'un bütçesine bakacağım. Tam yerine denk geldik. Lider Alanyaspor'un bakalım kadrosu değeri ne kadarmış? Biraz daha düşük bekliyordum ben. 27 milyon euroya kurulmuş. Ama bugün bakın ben size söyleyeyim.
Bakasetas en az 5 milyon euro eder. Yani bu takımı 27'ye kurmuşlar ama bu takımın artık şu an kağıt üzerindeki değeri en az 60-70 milyon euro. Bakasetas 5 milyon. Barriero 5 milyon. Davidson 5 milyon. Ne oldu? 15. Babacar en az 5 lira eder. 5 milyon eder. Ne oldu? 20 etti. Kolker bence 4-5 milyon euro eder. Yani 4-5 oyuncudan zaten sen bu parayı çıkartıyorsun şu an. Alanyaspor örneği var arkadaşlar. 27 milyon euroluk bir takım şu an Süper Lig'de lider durumda. Yani her şey bütçe değil. Devam edelim. Şöyle bakıyorum. Bülent Tümürlenk en pahalı golcün maç izliyor. Falcao'dan bahsetmiş. Fatih Terim'den ligin oynanmama ihtimaline karşı TFF'ye çağrı. Karar verin. Ertelenmenin çok fazla olmayacağını düşünecek olursak yarın bir gün ülke adına 15 gün, 21 gün bir ay ara vermek zorunda kalırsak ne olacak? TFF şartları şimdiden açıklamalı demiş. Doğru bir konuya değmiş. Kesinlikle ve kesinlikle doğru bir konuya demiş. Yani siz bu ligde bir erteleme olursa 15 gün, bir ay bu lig oynanmazsa ne yapacaksınız? Sezon sonu da yazında Euro 2021 var. Ne olacak? Buna karar vermeleri lazım. Bakıyorum şöyle Galatasaray haberlerine geçiyorum daha çok. Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor'a ilk kez puan verdi. Fatih Terim'den 5 dakikalık uzatmaya tepki. Hem penaltı hem kırmızı. VAR sistemi kritik bir anda ortaya çıktı. 62. dakikada Lines, Muğdat ve Aziz Bey için arkasında kaldı. VAR hakemlerinin pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu hakem Turgut Doman. Muğdat'ın Lines'in sağ topuna bastığını tespit edip penaltı noktasını gösterdi. Faul yapan Muğdat ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray tek kale oynadı. Kayseri puanı kaptı. Atamayana atarlar. Çocukluğumdan beri işleyen bir kural. Atamayana atarlar. Cimbom'a duvar ördüler. Buna katılmıyorum mesela. Ya yani bunlar hani skora bakarak atılmış manşetler. Skor 1-1 Cimbom'a duvar ördüler. Ya o kadar berbat vurdular ki. Bana bir tane ekstrem kurtarış söyler misiniz? Vay be nasıl çıkarttı Lung veya İsmail Çipe diyebileceğiniz bir tane pozisyon var mı? Yok. Yok yani. Hep kalecinin üzerine vurdular. Hep kalecinin üzerine vurdular. Şu topla oynama oranına bakar mısınız? 72'ye 28. Toplu oynama oranı. 27 şut, 12 tanesi isabetli. Bu 12 tanesinin 10 tanesi falan da net pozisyon. Ve attığın sadece penaltıdan bir gol. 10 korner kullanmışsın, 2 korner kullanmışlar. Ezdiğin bir maçı kazanamadın ya. Şaka gibi yani. İnanması gerçekten çok güç. Evet. Ha, bakın kim paylaşmış bunu? Sözcüdür kesin bu. Bakayım sözcü. Bakın. Size söylediğim konuya geldik arkadaşlar. Şenol Güneş'in açıklamaları. Şenol Güneş kendisini eleştiren Yiğit Bulut'a isim vermeden yüklendi. A milli takım teknik direktöründen Cumhurbaşkanı başdanışmanına. Sen git ekonomiyi düzelt. Sabahta yok, Fanatik'te yok, Fotomaç'ta yok. İşte takvimde yok, diğer bütün gazetelerde yok. Sözcü yazmış bir tek. Ya niye bunu yazmıyorsunuz ki yani? Neden yazmıyorsunuz ya? Siz söylemiyorsunuz. Korkmayın. Şenol Güneş söylüyor. Bir şey olacaksa Şenol Güneş'in başına gelecek bu. Niye sansürlüyorsunuz ki Şenol Hoca'yı? Anlatabiliyor muyum? Bakın Sözcü yazmış. Hem de manşete çekmiş. Sözcü muhalif bir gazete olduğu için yazmış. Evet. Yusuf'la başlayabilirdim. Yusuf Yazıcı'yla ilgili bir öz eleştiri yapmış. Hakan Çalhanoğlu'nu tercih ediyordu Şenol Güneş ama Yusuf'la başlayabilirdim demiş. Milli takım 4 oyuncuya bağlı olmamalı. Oynatılmayan futbolcular üzerinden polemik yapılıyor. Aynı mevkide 2-3 oyuncu varsa en iyisini oynatacağız. Uyuma da dikkat edeceğiz. Performansı çok iyi durumda olan iki futbolcumuz var. Yusuf ve Meri. Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamak yerine Yusuf ile başlayabilirdim. Ama kendi takımında da bocalamalar yaşadı. Biz de yaşayacak inişler çıkışlar olacak. Yusuf ile ilgili kötü bir düşüncem yok demiş. Evet. Peki. Şimdi kalan bölümde
soru cevap yazmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, lütfen siz de bol bol like yapın. Bir kez daha hatırlatıyorum. Abone sayısında bir düşüş oldu. Bir troll operasyonuna geldim arkadaşlar. Anlayamadık yani onu. Aynı sıkıntıyı Günay Esentürk de yaşıyor. Böyle bir 73 aboneden 39 aboneye falan düştüm. 16.173'ten 16.139'a falan düştü. İzlenmeler biraz düştü. Dislike atanlar falan var. Eğer destek olursanız, like yaparsanız sevinirim. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. En sevdiğiniz bölüme geldik. Kısa kısa soru cevap yazacağım. Bol bol sorularınızı ekrana getirip cevaplandıracağım. Miraç Sağlam demiş ki Fenerliler çok sevinmesin, biz şampiyon olacağız. Yani bu kararlılıkta olacaksın. En kötü gününde bile güveneceksin takımına. İnanacaksın ki psikolojik olarak ayağa kalkabilirsin, yenilmeyesin. Böyle düşüneceksin. Taraftar böyle düşünmeli. Kaldı ki Galatasaray bunu en çok yapmış camiadır. Galatasaray'ın tarihi hep böyle kötü dönemlerde ayağa kalkıp şampiyonluklarla doludur. Hep bu şekilde şampiyon olmuştur Galatasaray. Siz de pes etmeyeceksiniz, takıma sahip çıkacaksınız. Kerem takıma kesinlikle monte edilmeli. Onyekuru'dan iyi oyuncu demiş. Yani Onyekuru'dan iyi olduğunu düşünmüyorum ama Kerem'in artık daha fazla oynaması gerektiğine inanıyorum. Andaç Akman, bir yıldır maçların son dakikasını lehimize çevirdiğimiz 3 maç yoktur. Bunun nedenleri araştırılmalı diye düşünüyorum. Medya Naz Keskin hanımefendi, sakat oyunculardan kimler yetişebilecek Rize'ye? Bir kere Covid'liler oynayacak benim bildiğim kadarıyla. Yani Babel döner. Babel çok önemli arkadaşlar. Babel Falcao'dan da önemli. Yani Galatasaray'ın şu an santrafor pozisyonunda en iyi oyuncusu bence Babel. Babel döner, Omar döner, Arda döner, Belhanda döner. Bunlar bir kere çok kritik oyuncular. Bu isimler dün oynasaydı Galatasaray o maçı çok farklı bir şekilde kazanırdı. Bunlar döner arkadaşlar. Ay Yıldız Albayrak, Eyüp abi bence Donk 10 numarada oynar, çok iyi pas atıyor. Oynamaz ya Andaç. Donk santrafor oynar. Bak samimi söylüyorum. Donk'u ben Cagne'nin yerine santrafor oynatırım. Cagne'den daha iyi santrafor oynar. Kafa vuruşları daha iyi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşları daha iyi. Stoperleri daha çok zorlar. Ama Donk 10 numara oynamaz. 10 numaranın çabukluğu, dribling yeteneği, sağ görüşün çok iyi olması gerekiyor. Donk düz mü futbolcu? Ama ceza sahasında o fiziğiyle iş yapar. Yanlış hatırlamıyorsam Antalya maçı mıydı? 2 sezon önce Maicon'da vardı kadroda. Donk santrafor oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Okan Koçuk da dönüyor. Evet. Murat Aydın. Okan da kalede olacak. Yani Fatih Öztürk. Ya Fatih Öztürk'ü ilk alındığında Günay burada çok eleştirdi. Ben çok eleştirdim. Bu transferi neden yapıyorsunuz? Oraya Seyiç'i alabilirdiniz. Lung'u alabilirdiniz. Dün Galatasaray'a karşı oynayan Lung'u alabilirdiniz. Başka birçok boşta yabancı kaleci vardı. Alabilirdiniz. Hani şöyle 30 yaş üzeri yedek kalmayı sorun etmeyecek bir tane yabancı kaleci transferi yapsaydınız şu an Galatasaray'ın 4-5 puan fazlası vardı ya. Yunus Akgün'ü takip ediyorum. 2 gol attı. Abimiz demiş. Allah helal olsun. Pres Kral. Abi Falcao maçı izledi diye bir de telefona baktı diye demediklerini bırakmadılar. Ben Falcao'ya güveniyorum demiş. Ben artık Falcao ve Cagne'ye güvenmiyorum. Ha Falcao Cagne'den daha iyi mi? Daha iyi. Evet ama ikisine de güvenmiyorum sevgili arkadaşlar. Bence bir an önce bizim bu iki futbolcudan kurtulmamız lazım. Bu iki futbolcudan kurtulup genç yani patlama yapmaya hazır, patlama ihtimali olan genç futbolculara yönelmemiz gerekiyor. Yani birkaç tane böyle isim var paylaştık. Yanına da bir tane tecrübeli santrafor koyacaksın. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. Ciro çok zor da veya Alexis Sanchez'i alacaksın. Yanına da Jonas Wind ve Kenan Karaman. Şöyle bir santrafor rotasyona sahip olduğumuzu düşünsenize. Ciro, Jonas Wind ve Kenan Karaman. Bu tarz üçlü bir santrafor rotasyonu oluşturmamız lazım ama bir başkan Mustafa Cengiz'e bakıyorum. Ondan sonra kafam önüme eğiliyor.
Mansuzluk hiç boşta, Mandzukic ile ilgili bütün yaz yapmış olduğum yayınlarda size şu bilgiyi verdim. Mandzukic menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ve Galatasaray'ın cevabı da Mandzukic ile ilgili cevabı da şu oldu. Eğer Falcao veya Cagne bir tanesini satabilirsek, bir tanesini gönderebilirsek Mandzukic, Fatih Hoca istiyor, Mandzukic'i istiyoruz dendi. Ama ne Falcao gitti ne Cagne gitti. Bu nedenle alınamadı. Kasım Gündoğan, ben Falcao'yu çok seviyorum ama transferi yanlıştı. Sadece sakatlık değil, asıl darbeyi maliyetinden yedik demiş. Kadir Kırkıl, Muslera forvette oynasaydı dün illaki pozisyonlardan en az bir ya da iki tanesini gole çevirirdi. Böyle bir beceriksizlik olamaz. Kabul edilebilir bir durum değil. Katılıyorum ya. Vallahi. Hani şöyle bir maç olsaydı bu kadar üzülmezdim. Kötü oynadık, pozisyona giremedik, 0-0 veya 1-1 bitti. Derdim ki yani kötü oynadık zaten. Ama sen 12 tane kaleyi bulan şutun var. Bunlardan 10 tanesi net pozisyon. Hatta bir tane de kaleyi bulmayan bir şut var. Emre Akbaba'nın soldan vurdu, yan ağlarda kaldı. Onu da hani istatistiğe dahil etmemişler. O senin 12-13 tane net pozisyonun var. Bir tane gol atamıyorsun ya. Bir tane gol atamıyorsun ya. Olmayınca olmuyor işte. Ne diyelim? Bunu böyle bir yol kazası olarak görelim. Mehmet Yıldırım, bence artık futbolculara çok fazla anlam yüklememeliyiz. Bizde de var suç. Adam milyon eurolar alıyor. Biz cimbomun çocuğu diyoruz. Sanki hepsinin babasına, hepsi babasının hayrına oynuyor demiş. Yani şöyle görüyorum arkadaşlar. Ben iyi futbolcuyu, bir kere benim önceliğim futbolcunun Galatasaraylı veya sporcunun Galatasaraylı olması değil. Bakın. İstediği takımı tutabilir. Öncelik iyi futbolcu olmasında. Futbolcu iyiyse bir de üzerine Galatasaraylıysa işin kreması oluyor. Yani ben Galatasaraylı olmasını krema olarak görüyorum. Emre Akbaba iyi oynasa, Galatasaray'a katkı verse, bir de o Galatasaraylı olması ekstra bize keyif yaşatır. Ama Emre Akbaba oynayamıyor. Sırf Galatasaraylı olduğu için de onu takımda tutmak mantıklı bir davranış değil. Zira para veriyoruz. Yani o da ben Galatasaraylıyım bedava oynayayım demiyor. Para istiyor. Zumba Edit, Geri Rodriguez gelmeli mi sence abi demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Galatasaray'ın Geri Rodriguez'e pek bir ilgisi yok. Ama Onyekuru'yu alamadılar. Örnek veriyorum. Onyekuru'yu transfer edemediler. Sonrasında Ahmet Musa da gelmedi. Bir kanat oyuncusu bulamadılar. Alamıyorlar. Paraları yok. Çaresiz kaldılar. Gitsinler Rodriguez'i alsınlar. Ne yapalım? Yani oraya takviye lazım. Takviye lazım çünkü. Oyun kralı yazmış. Abi Kayseri sence kümede kalır mı? Çok zor. Kayseri Spor Galatasaray'dan puan aldı diye sevinmesin. Cidden yani top girmek istemedi ya. Topun canı var derler ya. Dün tamamen tesadüfen puan aldı. Kayseri Spor'un mutlaka takviye yapması lazım. Savunmaları bir kere çok kötü. Galatasaray tek ön libero ile oynamasına rağmen dönem bütün topları aldı ya. Bütün topları aldı yani. O yüzden Kayseri Spor'un bu halde ligde kalması gerçekten çok zor. Abi ben Fegül'ün şutu vardı çok komikti. Bence Jesse'nin oynaması lazım demiş. Peki. Mehmet Yıldırım transferi Abdurrahim Albayrak yönetecekse Rodriguez de gelmez. Transferde kimin gidip geleceği işleri kimin yöneteceğine bağlı demiş. Mehmet Ali Sezer yönetim devre arası transfer yapmaz abi. İyi yayınlar demiş. Vallahi yazıklar olsun ya. Bir an önce Galatasaray'ın koltuğunu boşaltsınlar o zaman. Eğer devre arası şu takıma takviye yapmayacaklarsa bizim bakın iyi bir 11 oyuncusu var Galatasaray'ın işte Arda ile vesaire falan filan. 11-12 oyuncusu var ama günümüzde futbol hele Covid-19 da var. Her hafta takımlarda Covid-19'lu oyuncu çıkıyor. Böyle bir sezonda sizin geniş bir kadro kurmanız lazım. Yani Galatasaray'ın şu an rotasyonu Beşiktaş'tan kötü. Galatasaray'ın rotasyonu Alanyaspor'dan bile kötü arkadaşlar. Böyle bir sezonda siz devre arası transfer yapamayacaksanız derhal Galatasaray'ın makamlarını boşaltın. Galatasaray'ın başkanlık koltuğundan kalkın ya. Ben bunu yazarım.
Devre arası transfer gelmezse ben bunu tweet atarım. Derhal Galatasaray'ın başkanlık makamını terk edin. Bırakın kayyum yönetsin. Bırakın Galatasaray Divan Kurulu yönetsin. Siz Galatasaray'ı hak ettiği gibi yönetemeyecekseniz, para bulamayacaksanız yazıklar olsun ya. O koltukta ne işiniz var? Başka insanlar otursun o koltuğa. Kesinlikle oyun kralı ne yazmış? Biraz yukarıda kaldı galiba. Kadro rotasyonu çok önemli. Maç sayısı arttı demiş. Miraç sağlam. Fegüli'nin laubali hareketleri sence Mustafa Cengiz yüzünden mi artık? Katlanamıyorum şu adama. Cesi oynamalı. Valla yani Fegüli biraz böyle bir futbolcu ama yani Başkan Mustafa Cengiz de bu adamı sürekli tefe koydu. Sürekli hedef gösterdi. O yüzden de bunları yapıyor olabilir. Bilemeyiz ki yani. Bilemeyiz. İnsanın içini göremeyiz yani. Sene başında güvenilip transfer edilmediği için Lung maçta çok hırs yapmış. Sakatlanınca ağladı adam. Yani Lung'la ilgilendi Galatasaray. Lung, Sehiç, Beto. Bunlardan bir tanesini transfer etseydik şu an 4-5 puan fazlamız vardı ya. 4-5 puan fazlamız vardı arkadaşlar. Anıl Pulat. Mustafa Cengiz'in transfer döneminde ligin en iyi 10 kalecisinden birini aldık dedi adam. Dün gördük film gibi izledi. Rezalet ya. Ya bari atla da öyle golüyor ya. Bakıyorsun ya. Bakıyorsun. Hani yakın mesafede o yakın mesafeden vursa ve önünde de birisi olsa göremesen topu tamam derim ki yakından vurdu göremedi. Adam ceza sahasının dışından vuruyor. Sen topa bakıyorsun ya. Alanya bakın. Dün kazanırdık. Kalecimiz olsaydı bir kez daha söylüyorum. Alanya'yı da yenerdik. 4 puan ekstra alırdık. En az 4 puan ekstra alırdık. Evet. Andaç Akman erkek basketbol takımında kazanılan maç sonucunda umut var mı? Yani bu sezonu ligde kalalım. Türk Telekom maçının ilk yarısını çok iyi oynadık. Biraz da Türk Telekom rahat başladı. Oradan ceza kestik. Ama ikinci yarı berbat oynadık. İkinci yarı bana göre biz maçı kaybettik bu arada yani. Kazandık ama ilk yarıdaki o ekstra oyunumuzla kazandık. İkinci yarıda oynadığımız basketbolla basketbol Süper Lig'de hiçbir takımı yenemeyiz. Ne savunma yapabiliyoruz ne de hücumda kaos dışında bir planımız var. Bu takım ligde kalsın bu sezon. Yeni sezonu hep beraber yeni başkanla beraber göreceğiz. Ki biz de biz derken bir 15-20 kişi Galatasaray Basketbol Şubesi'nin çevresinde olan taraftar veya işte Galatasaray üyesi bazı arkadaşlar var. Biz de yeni gelen yönetime bu konuda bir sunum ve bir takım düşüncelerimizi aktaracağız. Yani tribünlerin daha hareketli olması için, Galatasaray'ın daha başarılı olması için fikirlerimizi paylaşacağız. Yani bu sezonu ben basketbolda aman bitsin 8 de olsak olur, 10 da olsak olur. Playoff yapsak da olur, yapamasak da olur. Bu sezon öyle bakıyorum. Asıl gelecek sezon için çok umutluyum. Evet. Zumba Edit, Saracchi'yi beğeniyor musun? Bonservisi alınmalı mı? Saracchi'yi beğeniyorum. Fakat 2 maç, 3 maç oynayıp 2 maç, 3 maç sakatlanacaksa istemiyorum. Detaylı bir sağlık kontrolünden sonra bonservisi alınmalı. Eyüp abi Güray kalede olsa daha iyi olmaz mı? Daha kötü olur. Ama en azından deriz ki yani bu adam para almıyor. Öyle rica ettik geldi kaleye geçti deriz. Bu adam Fatih Öztürk 4 milyon lira para alıyor arkadaşlar. 4 milyon TL. 4 milyon TL para alıyor. Güno'ya yol yemek sigorta karşılığı oynatabiliriz yani. Anlatabiliyor muyum? En azından deriz adam para almıyor deriz yani. Peki programın sonuna geldik. Önemli bir hatırlatma var. Mehmet Yıldırım like atalım arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen demiş. Evet yayını beğenmenizi çok 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 rica ediyorum. Sağ olun var olun. Belki bu akşam saat 11 gibi de bir program koyabilirim. Bilemiyorum. Tek yayınla da geçebiliriz. Biraz moraller bozuk. Ama bana destek olmak istiyorsanız lütfen yayına like atın. Beğeni atın. Artı abone olmadan çok fazla izleyen arkadaşımız var. Bu kardeşlerimizi de bu arkadaşlarımızı da kanala abone olmaya
davet ediyorum. Mehmet Yıldırım gibi birçok katılcı arkadaş var. Katılımcı sayımız da çok arttı. Katıl üzerinden destek olan dostlarıma da, arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onlara karşı da mahcubum. Ama beraber böyle bir aile gibi olduk. İnşallah her geçen gün daha iyi olacağız, daha da büyüyeceğiz. Burada kaliteli bir şekilde Türk futbolunu, Türk basketbolunu gündemi konuşacağız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Desteğiniz için de teşekkürlerimi iletiyorum. Eleştirenlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber bu şekilde yürümeye devam. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.